Evet, 2 ay önce efendim İtalya'da nikah masasına oturdular. Si dediler. 2 ay sonra İstanbul'da Sarıyer'de bir yalıda düğün yaptılar. Evet dediler. Si'den evet'e geldiler. Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir evlendi. Sadece yakınların katılımıyla yapılan mütevazı, bak mütevazı diyoruz. Düğün evet. 1 milyon liraya mal olmuş. İzleyelim. 3 gün önce 1 milyon lira masrafla evlenen Ufuk Beydemir ve değerli eşi İpek Filiz Yazıcı İstanbul gecelerinde bir davete katıldı. Beydemir düğünde bol bol kurtlarını dökmüş. Hayatımda bu kadar düğünden keyif alacağımı tahmin etmezdim açıkçası. Hiç oynamayan ben bayağı oynadım. Eğlendik, güzeldi, güzel bir akşam. Aman çiftimize nazar değmesin diyecektik ancak çift aşklarının ne zaman başladığına dair ilk kavgalarını ikinci sayfa kamerası önünde yaptı. Biz zaten 2021'e girerken değil mi? 2021 yılbaşına beraber girdik ve zaten öyle. 20 pandemi öncesi. İlk defa farkındaysanız ilk defa bir erkek tarih evet. konusunda evet, haklı. Gerçekten. Bu da bir ilk. Bunun röportaj anında olması ayrıca güzel oldu. Tasdiklendi yani kanıtlı. 2021 yılına beraber girdik ve öyle sevgili olduk zaten. Öncesi flörtleşiyorduk. 21'de tam yılbaşı gecesi. Sarıyer'de yalıda evlendiler. Eskiden ben söyle. Kızın bir tane projesini geçen tesadüfi izledim. Artık belli platformlarda izlemediğim şey kalmadığı için çizgi filmlere geldim yani. Kızın da bir filmini izledim. Oyuncu olduğunu da biliyorum. Çocuğa şarkıcı dediniz. Tanıdık bildik bir şarkısı var mı? Hemen çalalım bir Ufuk Beydemir şarkısı gelsin. Ay tenli kadın diyor Eda. Aa, ben hiç Ay bilmiyorum. Ay tenli kadın. Biliyor musun? Hayır. Ben ya Gülşah gerçekten bombası. Yani şöyle o kadar keser gibi cümleye basacağız. Ya çocuğun çok böyle zengin bir ailenin çocuğu olması lazım. Ya da kız hakikaten projelerden deli para kazandılar. Böyle bir para harcadılar. Yani söylediğiniz rakam çok büyük. 1 milyon aynen. tabii. Yani eskiden o rakama... Şarkıcılıktan ya da ekrandan kazanmadıklarına eminim. Nereden bakarsan bak İtalya'da bir düğün, nikah yapmak da belirli bir bütçeyi gerektiriyor. Yurt dışına çıkmak bile tabii yetiyor. Tabii canım şu an biletler almış gitmiş başımız. Orada bir nikah sade de olsa burada bir düğün. Bu birin bayağı üstüne çıkan bir paket tabii, yani. Tabii. Bir de mesela şimdi düğüne beni çağırdı. Biletimi alsın yani. Ben şimdi arkadaşım Paris'te düğün yapıyor diye. Aynen öyle. Hani gidip de 30 bin liralık bilet alıp gidecek halim yok yanında yani. Yanında çeyrekle. Biletimi al diyenden de buz gibi soğuyorlar öyle çiftler. Yurt dışında evleniyor. Ama işte seni yurt çağırıyor. Dışında yapıyorsan onu düşüneceksin. Yani şeye çağırmıyorsun şurada Sarıyer'e gel demiyorsun. Beşiktaş'ta yapacağını demiyorsun. Paris diyorsun. Vizeydi bilmem neydi uçaktı. Zaten size söyleyeyim mi? Eskiden bu paraya Ortaköy'de o sarayda düğün yapılırdı. Kesinlikle. 1 milyonluk muhteşem düğün başlıkları. O sarayda düğün şimdi 7 ile 10 arası. Şimdi düğün yapmak başlı başına. Ya. O da yapmak kaç lira? Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı o sarayda evleneli onlar ne kadar oldu? Bir yıl oldu galiba düğünleri 7'ye yaptılar 7 milyona. O da para daha önceden yatırıldığı için 7. İçin indirimli herhalde. İndirimli. Şimdi 2023'e giriyoruz. Daha olmuştur daha fazla yani. Düğün yapmak zaten başlı başına kesinlikle bir masraf. Yok. Gelinlik tut. Gelinlik ev, al. Ev eşyası mekan bile uçmuş gitmiş damatlık, yani. Damatlık, saçıydı, bilmem takısıydı. Bir de şu an bir moda çıkmış. Ne? Ay bir düğün oluyor 5 gelinlik görüyorum. Evet. Neden? Neden? Neden yani böyle bir şey yoktu? Bunların hepsi sosyal medya. Hem o moda başladı hem de şu başladı. Önce bir sade nikah ama sade dedikleri de bayağı böyle bir şık. Mutlaka altınların takılacağı, hediyelerin geleceği janjanlı bir yerde düğün. Hiç daha ünlü bir çiftin küçücük bir nikahla evlenip olayı bitirdiğini pek tanık olmuyor. Evet. Ama ben en çok işte normal insanlara çok üzülüyorum. Çünkü bu sefer ne oluyor? Sosyal medyada gördüğü o şaşayı yakalayacak diye habire krediler çekiyor, borçla harçla evleniyor. Bilik ondan sonra evliliğin 10 yılı borç ödemekle geçiyor. Zaten birbirini de yemeye başlıyor onu öderken. Erkeklerde şu anda en azından benim tanıdığım insanlarda evlilik fobisi başlamış. Evlenmekten korkuyorlar. Hayatım haklılar. Ya boşanırsam. Bu kadar masraf gitti boşanırsam süresiz nafaka öderim diyen var.
korkan var. Ama onda çok haksızlık buluyorum. Düğünde takılan takılar kadında kalıyor, bana hiçbir şey kalmayacak diye korkanlar var. Ama bugün var. Tam tersi bir karar alınmış, gazetede var, adamda kalmış. İşte. Yani duruma göre değişiyor. Duruma bence göre de değişiyor. Adamın evlenmeden önceki malları yine adamın. Evlendikten sonra elde edilen mallara hani ortaklık oluyor. Ama şimdi o tedbir nafakaları, süresiz nafakalar falan böyle korkutuyor insanları. Mesela süresiz nafakaya hani çocuğu yoksa karşıyım. Düşünün, kadın 3 ay evli kalıyor. Yeni bir hayat kuruyor, bambaşka bir şey oluyor. Ama aradan geçmiş 5 sene hala eski eşten gelen para var. Evet. Valla şimdi emeklilik gibi. Evet. Ne emeklilik gibi mi? Emeklilikte bir ter döküyorsun, alın teri döküyorsun, yıllarca çalışıyorsun. Evet, süren çalışmanın var, karşılığını, saçların bir ağrıyor buralardan falan, sonra bir şey alıyorsun. Doğru. Orada da tabii kimi çektiğine bağlı öteki tarafta. Tabii. Emeklilikte. Öyle kadınlar da var. Tabii. Yıpranma payı. Yıpranma payı diyorlar. Peki 2022'de bu magazin masasında en çok konuştuğumuz şeyler ve konuşmaktan en büyük zevk aldığımız konu düğünler, dernekler. Kimin gelinliği şık, kiminki daha güzel, kim daha havalı bir gelin olduydu. Ve 2022'nin gelinlerini arkadaşlarımız sizler için derledi. 2022 yılı evliliklerin yılı oldu. En şık gelinliği kimdiydi? 2022 yılını neredeyse geride bıraktık. Bu yıl birçok ünlü ya nikahlandı ya da evliliklerini düğün yaparak taşlandırdı. Aralarında sade bir nikahla evlenenler kadar düğün masrafları günlerce konuşulacak düğünler de oldu. Biz şimdi düğünleri bir kenara bırakacağız ve gelinlikleri mercek altına alacağız. En taze gelin İpek Filiz Yazıcı ile başlayalım. Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen genç oyuncunun gelinliği bir Rönesans tablosundan fırlamış gibiydi. Gelinliğin üzerindeki zarif işlemeler, sade makyajı ve saçına yapıştırdığı taşlarla son derece şıktı. Tabii ki listemizin en başındaki isimlerden biri de Merve Boluğur. 44 gün süren evliliği için öyle bir gelinlik giymişti ki prensesler gibiydi. İşlemeli duvağı, taşlı tokaları, el emeği, göz nuru gelinliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı ünlü oyuncu. Ne düğünleri ne de aşkları bu kadar konuşulmuştu. Oğuzhan Koç'la nikah masasına oturan Demet Özdemir 3 farklı gelinlik giydi. Üçü de günlerce manşetlerden düşmedi. 200 bin lira ödediği gelinlikleri beğenenler de oldu, eleştiri yağmuruna tutanlar da. Bir de gerçekten zevk meselesi. Hiç tartışmaya açık bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Yani bence özellikle gelinliği. Berk Oktay'la nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy da düğününde 2 gelinlik giydi. Dantel işli, Madonna yaka gelinliği, vualeti ve hafif makyajı Yıldız Çağrı Atiksoy için güzelliğine yazık etmiş yorumları yapıldı. Zira gelinlikte bir dikim hatası olduğu çok belliydi. 7 yıl önce dizi setinde kesişen yolları, nikah masasında biten Özge Gürel'le Serkan Çayoğlu Verona'da evlendi. Özge Gürel kusursuz gelinliği, tacı, şapkası, makyajı ve tavrıyla bir masal prensesi gibiydi. Kendisi 2022'nin en iyi gelinliklerinden birini seçmişti. Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti 25 Haziran 2022'de dünya evine girdi. Arzu Ömer Sabancı'nın yalısından nikahları kıyılan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı yaklaşık bir yıl sonra Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Hacı Sabancı klasik smokin damatlık giyerken Nazlı Kayı ise uzun kuyruklu, bol taşlı prenses model bir gelinlik tercih etti. Dört kutür ustasının hazırladığı gelinlik 384 saatte tamamlandı.